Arkadaşlar merhaba herkese tekrardan. Birçok sorunuz var. O sorunlarınıza yardımcı olmak için şu an bu videoda size gerekli olan her şeyi anlatacağım. Aynı zamanda tatildeydim. Fazla Twitch'e bakamadım. Hatta daha doğrusu bir haftadır, 2 haftadır Twitch'e bakamadım. Normalde sorularınız varsa Twitch hesabım var. Twitch hesabım YouTube açıklamasında var. Kanalım olarak gözüküyor. Oraya üye olarak ya da işte yani takip ederek yayınlarda bana soru sorabilirsiniz ve ben her şekilde olduğu gibi size yardımcı olabilirim. Dediğim gibi Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Orada canlı olarak daha sağlıklı yorumlar ve daha sağlıklı cevaplar verebilirim. Şimdi öncelikle bir sürü sorunuz var. Soruları şu an açıklık getireyim. Öncelikle programı nasıl yüklendiğini öğrendik sanırım. Yani Nox Player'ın 1.6.5.03 versiyonu var. LD Player'ın 3.98 sürümü var. Onların indirme linkini önceki videoda olduğu gibi yine videoda açıklama kısmına koyacağım. Öncelikle hani zaten oyunun nasıl yüklendiğini ben size öncelikle göstereyim. Şimdi bakın, ben şu an bu benim ikinci hesabım olduğu için yani kendi orijinal hesabımla oynamıyorum şu an video yaptığım için. Şimdi öncelikle biz Nox Player'ı indiriyoruz. Nasıl indiriyoruz? İşte atıyorum Google'a yazıyorsunuz Nox Player falan filan filan bilmem ne indiriyorsunuz. Çok basit. Sonra bakın indiriyoruz ve bu emülatörü bilgisayarımıza kuruyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Hani bazı arkadaşlar soru soruyor. Telefonda bu oyunu oynayabilirsiniz. Çok daha basit. Yani emülatörü bilgisayarda oynamak belki bir zevk olabilir ama telefonda çok daha rahat. Çünkü emülatör bilgisayarlarda fazla öyle çok sağlıklı çalışmıyor. İşlemciyi yoruyor, bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor. Bazen kasıyor, ediyor falan birçok sorunları var. Telefonda çok çok daha basit bunu kurabilirsiniz. iPhone için iPogo diye bir uygulama var. Android için ise şu an kullandığımız PGS hesabı var. Onları da anlatacağım. Şimdi öncelikle biz Nox Player veya LD Player sürümlerini söyledim. LD Player 3.98 ve Nox Player 6.5.3. 0.3. Bunların diğer versiyonlarını, üst versiyonlarını kurarsanız hiçbir şekilde oyun açılmıyor. Bu versiyonları kullanmanız lazım. Gelelim ikinci kısma. Şimdi biz emülatörümüzü kurduk. Değil mi? Emülatörün içinden buraya Search Game ya da işte App ya da ne bileyim işte Google'un kendi sürücü arama motoruna Pokemon Go yazmıyoruz. Girip PGS Harp yani PGS yani Türk İngilizcesi de PGS Harp ya da Türkçesi PGS Sharp. PGS Harp yazıyorsunuz ya da pgsharp.com'a giriyorsunuz. Bu Android için veya bilgisayar için, emülatör için. Eğer iPhone kullanıyorsanız iPogo, bakın burada yazıyor. iPogo.app yani iPogo.app'ye tıklıyorsunuz. Bunu da sonra göstereceğim nasıl indirilecek oluyor. Öncelikle bizim şu an gösterdim. PGS Sharp'ı indiriyoruz. Buradan bakın çok basit. Bunun free versiyonu var, bedava sürümü var. Aynı zamanda paralı olan aylık 5 dolar ödeyerek sahip olacağınız Standard Edition var. Bunda bir sürü özellik açılı. Çok fazla detayları var. Yani paranız varsa aylık 5 dolar ödemek isterseniz ben size Standard Edition'ı öneririm. Şimdi biz direkt indirdik buradan. Download yapıyoruz. Şu download klasörümüze geliyoruz. İndirme klasörümüze. Bakın buradan PGS inmiş. Bunu alıp direkt buraya atıyoruz. Sonra bu tabi burada yükleniyor. Burada bir 2 saniye falan bekliyoruz, yükleniyor. Sonra giriyoruz direkt. Bu ikon geliyor Pokemon Go. Burada sonra şu an bekleyecek böyle. Oyuna giriyor. Oyuna giriyor şu an. Bekliyoruz böyle bir 3-4 saniye. Dediğim gibi bu bilgisayarınızın işlemcisiyle alakalı hızlı veya yavaş çalışabiliyor. Yani program kasarsa bilin ki bilgisayarınızın gücü yetmiyor olabilir. Şimdi program açıldı. Dediğim gibi LD Player bu arada çok çok daha iyi çalışıyor Nox Player'den. Nox Player biraz kasıyor ediyor falan. Şimdi biz oyunumuzu açtık. Şimdi oyunumuzu açtık. Ben önceden New York'ta olduğum için direkt beni New York'ta ışınladı. Işınlanmak istediğimiz yere şu bakın burada yıldız var. Kocaman bir yıldız işareti. Ona geliyoruz. Map'e tıklıyoruz. Bakın burada map var. Mouse'u benim takip edin. Map var. Map'e geliyoruz. Buraya ne yazıyoruz? Diyelim ki
İşte ben New York'tayım da neyse ben yine New York ışığında New York yazıyorum. Burada çıkıyor. İşte diyor ki neresi falan. Ben Central Park'a gidiyorum. Central Park'ta. Bakın şimdi burada diyor ki ben New York'ta olduğum için kulağım, bakın burada kulağım 1 dakika diyor. Herhangi bir şekilde softban yemeyeceğim. Softban nedir bu arada? Siz diyelim ki New York'tasınız veya İstanbul'dasınız. İstanbul'dan diyelim ki İzmir'e gittiniz. İstanbul-İzmir arasında sizin 2 saat bekleme süreniz var. Yani bir şehir veya ülke değiştirdiğiniz zaman sizin 2 saat oyunda hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Yani Pokemon tutmamanız gerekiyor, Pokestop çevirmemeniz gerekiyor. Ama diyelim ki biz New York'tayız. Hadi şöyle ben örnekle göstereyim size. İzmir'e gidiyorum. Bakın şimdi şuraya İzmir yazıyorum. İzmir, Türkiye'ye tıkladım. Bakın diyor ki ben şimdi New York'taydım ya. İzmir'e eğer teleport olacaksan bakın cooldown 120 dakika diyor. Yani 8000 küsür kilometre mesafe ve 120 dakika yani 2 saat beklemem gerekiyor diyor. Tamam ben gittim kabul ediyorum teleport oldum İzmir'e. Bakın ben şimdi İzmir'e geldim. Neresiymiş burası? İşte bakalım İzmir'in neresi? Konak. İzmir'de Konak. Ben de normalde İzmirliyim. Konağa geldik. Şimdi bakın Konağa geldim ben. Yukarıda bakın, bakın bak şu ortaya gösterdim. 1 saat 49 dakika benim şu an cooldown'um var. Yani bekleme sürem var. Bakın burada yazıyor yukarıda. Bakın böyle haritada elimle değiştiriyorum. Gördüğünüz 1 dakika 49 saat 49 dakika 1 saat 49 dakika benim cooldown sürem var. Bu süre zarfı içinde benim ne Pokemon tutmam gerekiyor veya gym'de savaş yapmam gerekiyor. Veya buradaki Pokestop'ları çevirmem gerekiyor. Hiçbir şey yapmamam lazım. Ama şöyle diyelim. Biz Shiny arıyoruz. Böyle yapabiliriz. Yani Shiny yakalamak istiyoruz. Bakın ben Pokemon'u tıkladım böyle. Baktım Shiny değil. Ya da işte 46 IV. Kötü bir Pokemon. Çıktım. Yürüyebiliriz. Her şey yapabiliriz. Sadece Pokemon tutmayıp bir de Pokestop çevirmeyeceğiz. Ama dediğim gibi yolda böyle bir sürü Pokemon'lar çıkacak. Şimdi göreceğiz. İşte bakalım biraz yürüsün bu arkadaş. Biraz yürüsün yürüsün yürüsün. Hadi bakalım yürü evladım. Yavaş yürüyor gerçi. Heh. Bakın şimdi burada mesela Machamp çıktı. Machamp'a bakıyoruz. Shiny değil. Beğenmedim. Direkt çıkıyorum koşuyorum. Bakıyorum Eron çıktı. Eron'a baktım. Bu da dandik. Çıkıyorum. Ama bakın cooldown'ım hala işliyor. Ama hiçbir şekilde Pokemon tutmam lazım. Hani bakıyorum çıkıyorum. Bakıyorum çıkıyorum. Bu şekilde bunu oynayabilirsiniz. Ama diyelim ki dediğim gibi ben tekrar diyelim ki işte New York'a gidiyorum. Çünkü önceden cooldown'um oradaydı. Orada oynuyordum. Cooldown'a gittim. Bakın New York'a geldim. Şu an 0 dakika diyor. Gördün mü? Çünkü ben gördünüz mü? Çünkü ben önceden New York'taydım. Şu an tekrar New York'tayım. Yani herhangi bir şekilde aynı lokasyonda olduğum için bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu anladık sanırım arkadaşlar. Yine sorunuz olursa altta yorum yazabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Şimdi bir sürü özelliği var bu programın. Şimdi göstereyim size. Burada bir ton özellikler var. Şimdi bu paralı sürüm. Paralı sürümde bakın Beta Instant Beat Pokemon Rocket şey Team Rocket. Bunu açtığınız zaman şu en alttaki özelliği açtığınız zaman Rocket takımını direkt savaşmadan yeniyorsunuz. Bu sizin ne işinize yarıyor? Zaman kazanıyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz. Sürekli Rocket takımını yeneyim. Çok güzel. Sonra bunları detaylı gösteririm. Nasıl göstereyim? Şu an bunu göstereyim size örnekle. Şimdi bir tane hemen bir roket takımı bulayım. Bakın şurada şu maviler haritadaki maviler koyu maviler roket takımı. Bakın şimdi roket takımını burada gördünüz mü? Girdim roket takımına. Çarpıya tıklıyorum. Sonra geliyor ki işte benle savaşacaksın falan seni yeneceğim diye ayaklar yapıyor. Battle diyoruz. Savaş diyoruz. Sonra use this party diyoruz. Yani Pokemon'larımızı seçiyoruz. Siz buradan istediğiniz Pokemon'ı seçin. Ama zaten savaşmayacağız. Bakın. Use this party diyorum. Grant geliyor. Tam savaşma ekranında bakın ben yeniyorum. Gördüğünüz gibi yendim. Çok basit. Yani inanılmaz kolay oluyor. Zaman size kazandırıyor. Bu yeni gelen bir özellik bu arada. Bu da paralı sürümler. Bu paralı sürüm. Bunu tekrar söyleyeyim. Şimdi ben yendim Pokemon Rocket takımını. İşte Pokemon geliyor. Bakın işte bizim cici kuzu geldi. Tamam okey diyoruz. Hop. Topu attık kazandık. Sonra ne yapıyoruz? Virtual Go Plus var. Bu da ikinci özellik. Bu ne arkadaşlar? Şu gördüğünüz haritadaki sağda kırmızı top.
Bu arada bu yeni gelen, 2 gün önce gelen PGS Sharp'a veya Pokemon Go'ya gelen güncellemede şu an Virtual Go Plus çalışmıyor. 2 gün öncesine kadar çalışıyordu. Şu an büyük ihtimal bir sıkıntı var. Bunu yeni güncelleme ile giderecekler. Yeni güncellemesinin çıkmasını bekliyorum. Bu ne oluyor? Buna tıkladığınız zaman şurada Virtual Go Plus'a tıkladığınız zaman böyle haritada yürüyorsunuz. Haritada yürüdükçe program size bir bot gibi otomatik olarak Pokemon'ları tutuyor. Pokemon'ları tutuyor, Pokestone çeviriyor falan filan, müthiş bir şey. Yani hiçbir şekilde bilgisayarın başından kalkıyorsunuz veya telefonunuzun başından kalkıyorsunuz, yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, film izliyorsunuz, o kendi kendine Pokemon tutuyor. Bir tek onun bir sıkıntısı var. Şöyle göstereyim. Virtual Go Plus'ın çalışması için bu kırmızı pokbollarla çalışıyor. Eğer Great Ball'unuz ve Ultra Ball'unuz, yani mavi ve yeşil şey sarı Pokemon topunuz varsa bununla çalışmıyor. Yani sizin Virtual Go Plus'ın çalışması için muhakkak kırmızı topunuz olması gerekiyor. Yani mavi topla çalışmıyor, sarı topla çalışmıyor. Kırmızı top tutmanız lazım. O şekilde çalışıyor. Şu an dediğim gibi yeni güncellemeden sonra şu an bir çalışmıyor. Yeni bir güncelleme gelir birkaç gün içinde, o zaman çalışır. Diğer bir özelliğimiz bu Spam Booster'da sizin etrafınızda daha fazla Pokemon çıkmasını sağlıyor. Daha fazla Pokemon'lar spamlanıyor. Block Non Shiny var. Bu nasıl bir özellik? Bunu şu an açtım. Bakın kapalıydı. Açtım. Şu an bakın bu Pokemon'ların hepsini tıklıyorum. Bakın tıklıyorum, tıklıyorum ama tutma ekranına gelmiyor. Gördüğünüz gibi tutma ekranına gelmiyor. Tutma ekranına gelmiyor. Bu şekilde siz zamandan kazanıyorsunuz. Yani normal Pokemon'da nasıl, şöyle göstereyim. Black Nana Shiny tıkladığım zaman Pokemon'un içine geliyor. Siz işte burada görüyorsunuz Pokemon'u, tutacağım ya da tutmayacağım deyip vazgeçiyorsunuz. Şimdi ben tabii tutmayacağım için isterseniz tutabilirim, sıkıntı yok, ama tutmuyorum, gerek yok, istemediğim Pokemon. Dediğim gibi Black Nana Shiny çok güzel bir özellik. Bu da ücretli sürümde. Bu anlattıklarım hepsi ücretli sürümde. Gösterdiğiniz, yani normal Pokemon'da böyle Pokemon tıkladığınız zaman içine giriyor. Zaman kaybediyorsunuz, ama Black Nana Shiny yaptığınız zaman direkt böyle Pokemon'a tıklıyorsunuz. Eğer Shiny ise, yani parlak bir Pokemon ise, direkt sizin yakalama ekranınıza geliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Diğer bir özellik Skip Evolve Animation. Yani Pokemon'u upgrade ettiğiniz zaman, yani evolasyona şey evolve ettiğiniz zaman bir animasyona ekliyor. O kadar çok önemli bir özellik. Quick Catch güzel bir özellik. Quick Catch nedir arkadaşlar? Şimdi ben Pokemon'a tıkladım. Bir saniye, hemen şuradan bir ekranı aşağıya kapatayım. Pokemon'a tıkladım. Yakalama ekranına geldi. Hemen atıyorum topumu. Hop yakalıyorum ve hemen gördüğünüz gibi yakaladım diyor. Catch diyor. Gördünüz mü? Hani normalde şu şekilde Quick Catch'i kapatayım. Quick Catch'i kapattığım zaman normalde Pokemon nasıl yakalıyoruz? Biliyorsunuz top dönüyor. Yakaladım mı, yakalamadım mı? Savaşlar veriyoruz falan. Bakın Escape'leri mesela kaçtı şu an. İşte Pokemon topuma girecek mi, çıkacak mı, girecek mi, çıkacak mı diye öyle olaylarla uğraşıyoruz. Ama Quick Catch'e tıkladığımız zaman biz direkt, hatta şunun bir da şeyini alayım. Quick Catch yaptığım zaman bakın bu top tutuyorum, hop hemen catch diyor, yakalıyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Cooldown timer'ı size söyledim. Cooldown timer buradaki bu işte zaman, bir yeri ışınlandığımız zaman beklememiz gereken ya da beklememiz gereken süreye yazan bir özellik. Tap to walk zaten hani buraya tıkladığın zaman yürüyor. Normal böyle navigasyonda yürür gibi işte böyle hızlı. Buradan da süreyi ayarlıyorsunuz. Bak şey 16 kilometrede mi yürüyeyim, 30 kilometre mi gideyim, 60 kilometre hızla mı gideyim falan filan. Bunu ayarlıyorsunuz. Normal bir şekilde o. Burada bakın exit'lar var. Yani şu an biliyorsunuz event var. 3 Pokemon yakalarsanız 3x experience geliyor. Yarın 4x experience gelecek. Excellent yaptığınız zaman bakın şöyle göstereyim. Excellent attığınız zaman inanılmaz derecede fazla experience geliyor. Bu şekilde böyle. Bunlar, bu bizim programımız bu şekilde. Dediğim gibi yine herhangi bir sorunuz olduğu zaman Twitch hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan canlı yayında sorabilirsiniz ya da yorumlara YouTube'da yazabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer sorulara. Öncelikle birçok sorunuz var sizin. Sorularınızı biri, dediğim gibi Virtual Go Plus şu an çalışmıyor dedik. Şu an bir oyunla ilgili güncelleme gelecek. Şu an oyunla ilgili bir sıkıntı var. Onu güncellerler yakın zamanda. Diğer bir sıkıntımız şöyle. Şimdi siz telefonunuzda kullanıyorsunuz PGS Sharp'ı kurdunuz. Normal Pokemon'u da kurabilirsiniz. Yani iki ayrı oyun olarak kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum
main hesabınız var, ana karakteriniz. Onunla PGS Sharp oynarsınız veya telefonunuzun kendi normal orijinal Pokemon Go'nu oynayabilirsiniz. Ya da yani dediğim gibi iki tane farklı Pokemon kurabiliyorsunuz. Bir PGS Sharp kurabiliyorsunuz, normal Pokemon Go'nun orijinal oyununu kurabiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı olmasın. Bu arada dediğim gibi bilgisayarda oynamak telefonuna göre daha sıkıntılı. Yani telefon daha rahat. Çünkü her dakika elinizde, yolda yürürken, işinizde, evinizde, işte bileyim her yerde, kafede mafede oyun oynayabilirsiniz. Daha sıkıntısız ama tabii bilgisayarda oynamanın zevki biraz daha fazla. Koltuğunuza gereği yaslıyorsunuz. İşte ne bileyim daha rahat geliyor. Telefonda küçük ekran falan ama bilgisayar dediğim gibi biraz daha zor çalışıyor. Dediğim gibi 50 player'in 3.98 sürümü Nox player'den çok çok daha iyi çalışıyor. Daha stabil. Nox player, şey, LD player'e size önerebilirim. Diyelim ki siz şimdi herhangi bir şekilde bu arada ya oyunda herhangi bir sıkıntı almıyorsunuz. Bazı arkadaşlar sıkıntı alıyormuş. Hani tekrar silsinler oyunu. Tekrar baştan yüklesinler falan. Çünkü hani ben bu oyunu hileli yıllar yani 2 seneye yakın oynuyorum. Daha hiçbir sıkıntı görmedim. Hani bazen bilgisayarı kaldı eğer emülatörle oynayacaksanız bazı arkadaşların bilgisayarı yetmiyor olabilir veya işte ne bileyim bilgisayarsal bir sıkıntı olabilir veya işte silip bir daha yüklemeniz gerekebilir oyunu, öyle bir sıkıntılar olabilir. Yani öyle bir sıkıntılara denk gelirseniz kurun, yükleyin. Hani her zaman klasik bir çözüm bu, biliyorsunuz. Siliyorsunuz, bir şeye tekrar yüküyorsunuz. Yani televizyon bozuluyor, şey televizyon atıyor, şey bilgisayar kasıyor, restart atıyorsunuz, düzeliyor. Onun gibi bir şey düşünün. Onun dışında oyunla ilgili bir sıkıntı olmuyor. Başka bir konuya değinmek istersem şimdi ban yeme olayı var diyorsunuz. Şimdi ban yeme olayını 2 yıldır kimseye banlamadı Niantic. Belki banlayanlar vardır ama ban yememeniz için arkadaşlar şu cooldown süresine çok 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 önemli bir şekilde dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi yani bir yerden bir yere ışınlandığınız zaman şehir ve ülke 2 saat beklemeniz lazım. Ama dediğim gibi Pokemon tutmadınız. Bakıyorsunuz bu Pokemon shiny mi? Hop, beğenmediniz, çıkabilirsiniz. Herhangi bir şey sıkıntı yok. Ama Pokemon top tutmayıp ve Pokestone çevirmemiz lazım. Bu şekilde dikkat ederseniz ve her dakika günde 100 milyon tane excellent Pokemon yakalamazsanız banlanmazsınız. Yani tabi bunun bir garantisi yok. Hani ben şimdi banlanmazsınız derim, yarın banlanırsınız. Hileyle oynuyorsanız biliyorsunuz herkes bazı şeyleri bir şekilde kabul etmeli yani. Hani hileyle oynuyorsanız zaten bu legal bir şey değil. Hani bunun cezası olabilir. Banlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bunu abartmadıkça herhangi bir şekilde banlanmanıza bir gerek yok. Abartmadığınız sürece. O yüzden içiniz rahat olsun. Şimdi gelelim oyunu neyle kurmaya? Gerçi bunu bir önceki sürümde anlattım. Bu da çok basit. Eğer iPhone ile kullanıyorsanız, telefonunuz iPhone'sa iPogo'ya giriyorsunuz. Sonra telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlıyorsunuz. Ben hemen size programları gösteriyorum. Şimdi öncelikle telefonunuzu bilgisayarınıza USB ile bağlıyorsunuz. Aynı zamanda iTunes'un yüklü olması lazım telefonunuzda. iTunes'u yüklüyorsunuz. iTunes yüklü olacak. Sonra telefonunuzu USB'ye taktığınız zaman iTunes zaten otomatik açılacak. Açılmazsa da kendiniz açıyorsunuz. Sonra SiteLoadly diye bir program var. Onu da ben aşağıda yorumda göstereceğim size. Linkini bırakacağım. SiteLoadly programını kuruyorsunuz. Linkini koyacağım aşağı. Açıyorsunuz sonra. Burada Apple account'ınız var. Apple account'ınız neyse onu giriyorsunuz. Neyse Apple account'ınız yazıyorsunuz. Sonra iPogo'yu indirdik. Geldik Downloads klasöründen iPogo. Bakın burada var. Sonra hop bunu tutup geliyoruz. SiteLoadly'ye tıklıyoruz. Sonra ne oluyor bu? Şu an benim telefonum takılı değil. Start diyor. Start bastığınız zaman program sizin iPhone'unuza ya da iPad'inize herhangi bir şekilde hacklemenize gerek yok, cihazın jailbreak yüklemenize gerek yok. Direkt kuruyor. Çok basit. Yani dediğim gibi iPogo'yu indiriyorsunuz. Sonra iTunes'u indiriyorsunuz. SiteLoadly indiriyorsunuz. Telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlıyorsunuz. Sonra iTunes'u açıp sonra SiteLoadly'ye açıyorsunuz. Arkasından iPogo'yu üstüne atıyorsunuz. Tutup ve Start'a basıyorsunuz buraya Apple account'ınızı yazarak. Bu çok çok basit.
bu şekilde. Başka sorularınız ne var? Onları düşünmeye çalışıyorum şu an. Sorularınız ne var? Sorularınız ne var? Dediğim gibi şöyle bir şey daha var. Bir sorunuz daha var. Şimdi diyelim ki haritada, bu ücretli sürümde tabii. Bakın burada bir sürü benim seçtiğim Pokemon'lar var. İşte buradan seçiyorsunuz 100 IV, 10 IV, bilmem ne IV, bir sürü IV var. Diyelim ki bakın burada 100 IV'ler çıkıyor. Bunun üstüne gelip teleport dediğinizde direkt o Pokemon'un üstüne geliyorsunuz, 100 IV yakalıyorsunuz. Fakat bir sıkıntı var. Bakın burada ne diyor? Eğer 30 level altındaysanız bu Pokemon'ları ışınlandığınız zaman 100 IV olmuyor ve otomatik olarak bir IV atıyor. Atıyorum 20 oluyor, 30 oluyor, 80 oluyor. 30 level'ın üstünde olmanız gerekiyor. Bu 100 level'ları yakalamanız için. Sonra diyelim ki siz kendiniz buraya bir şey yapacaksınız. Farklı bir Pokemon yazacaksınız. Farklı bir Pokemon istiyorsunuz. Level seçiyorsunuz. Level biliyorsunuz Pokemon'un en son seviyesi 35. Bir level'dan 35'e kadar. Diyelim ki burada 35 level'ı seçiyoruz. Tek tıkladık 35 level'ı. IV işte 100 IV. Hani biliyorsunuz Pokemon'un atağı, defansı ve canı 15 ise o 100 IV oluyor. 4 yıldız oluyor. Onu buraya seçiyoruz. Diyoruz ki 100 IV olsun bu da. Sonra distance ne demek? Mesafe. Mesafe de diyoruz ki 10 kilometre olsun. 10 kilometreyi seçiyoruz ya da burada 50 kilometre, 100 kilometre limitsiz hangisini seçerseniz kafanıza göre. Diyelim ki ben 10 kilometreyi seçtim. Time'a gerek yok. Ha, buradan Pokemon'u seçebiliyoruz. Bakın burada en altta select all diyebilirsiniz. Veya buradan işte Venusaur'u seçebilirsiniz. Charmander'ı bilmem ne. Burada bütün jenerasyonlar var. 6. jenerasyondan mesela Froakie'yi seçebilirsiniz. Bunnyblade'yi seçebilirsiniz. Yanındaki bu parlak işareti de Shiny'sinin olup olmadığını gösteriyor. Shiny'si var mı yok mu onu görebiliyorsunuz. Evet, bunu da save yaptığınızda direkt işte buradan hop bir bakıyorsunuz. Aa, bakıyorsunuz bir dof var, hemen yanına ışınıyorsunuz, tutuyorsunuz. Ama dediğim gibi 30 level olmanız gerekiyor. Onun dışında başka sorularınız var mı? Onları düşünüyorum. Başka sorularınız... başka soruları yok galiba şu an. Hatırlamıyorum. Varsa da dediğim gibi... zaten önceki videolarda da açıkladım. Dediğim gibi varsa bir sorunuz YouTube'da altta yorumlara yazabilirsiniz veya Twitch kanalım var dediğim gibi. Twitch kanalıma bakıp oradan yayınlarımı canlı yayında izleyebilirsiniz ve canlı olarak soru sorabilirsiniz. Ben de cevap verebilirim. Şimdilik şu an bu kadar. Yakında inventor olduğu zaman size ben yine detaylı bilgileri vereceğim. Sorunlarınız olduğu zaman dediğim gibi YouTube'da yorum yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler, iyi günler, iyi hafta sonları, hoşça kalın arkadaşlar.